Geçmiş yıllarda da gündemde olan asgari ücret destek raporunda geliştirme lignit ve taş kömür çıkartan işletmeler için yapılmıştır. Bu geliştirmeden faydalanabilmek için 9.043 setini geçmeniz gerekmektedir. 2022 yılı Temmuz ayı ile tekrardan başlayan asgari ücret desteği ile ilgili geliştirme özellikle lignit ve taş kömür çıkartan iş yerleri için yapılmıştır. Diğer iş yerleri için zaten parametreler otomatik olarak tanımlı olduğundan ek bir geliştirmeye ihtiyaç duyulmamıştır. Burada da lignit ve taş kömürü çıkartan iş yerlerinde tutarsal bir değişiklik olduğu için ilgili tutar yani 470 TL koda gömülür. Yapılması gereken ilk başta özel parametreler 2 ekranında asgari ücret destek baz yıl ay 2021-7 olarak verilmeli. 8. aydayken de sistem 2021 ile 2022'yi karşılaştırarak rapor vermektedir. Asgari ücret destek günlük baz tutarı 179 TL, asgari ücret destek tutarı ise 333 TL olarak verilmelidir. Şayet iş yeri sendikalı bir iş yeri ise o zaman bu 179 TL'nin 358 TL olarak yazılması gerekmektedir. Eğer firma lignit ve taş kömürü çıkartan bir iş yeri ise yani maden işletmesi ise o zaman buradaki tutara bakmıyor zaten sistem. 179 ya da 358 TL fark etmiyor. Baktığı şey iş yeri bilgilerindeki şirket bilgileri, meslek kodu alanının 0510 veya 0520 olmasıdır. Aynı zamanda personel sabit bilgilerinde SGK belge türünün 4, 5, 35, 36 ya da 55 olduğunu da kontrol ediyor sistem. Dolayısıyla eğer 0510 ya da 0520 ise ve SGK belge türü 4, 5, 35, 36 ve 55 ise asgari ücret destek raporu alındığında maden gün diye ekstra bir kolon çıkacak. Aynı zamanda maden gününe %50, SGK gününe %50 ilave edilerek sistem raporu verecek ve tutarı hesaplarken de gününe 3,33'ü çarparak raporda rakamları gösterecektir. Asgari ücret desteği raporu isteniyorsa buradaki sorgulamalar verilebilir. Ay ve yılın şu anda 9. ay. Rapor dediğinizde maden iş yerleri için maden SGK günü geliyor. SGK günü geliyor. Toplamda 30 gün gibi gözükse de madenden gelen %50'yi 42 gün olarak sistem ilave ediyor.